Öncelikle bütün Türkiye halklarına yaptığı seçimin hayırlı olmasını diliyorum, diliyoruz. Türkiye 1 Kasım seçimlerine hepinizin bildiği gibi çok olağanüstü koşullarda gitti. 7 Haziran seçimlerinden bağımsız bir yolculuk olarak düşünülemez. 1 Kasım seçim sandıklarına götüren yolculuğu. 7 Haziran seçimlerinde hepinizin de bildiği gibi Türkiye halkları oldukça farklı, sürpriz ve oldukça güzel bir seçim sonucu ortaya çıkarmıştı. Ancak Türkiye siyasetindeki olağan dışı gelişmeler, 7 Haziran seçim sonuçlarının yok farz edilmesi ve tekrar bir seçimle karşı karşıya kalmamız, Türkiye'de aslında geride bıraktığımız 5 aylık seçim sürecinin olağanüstü ve anormal seyrini gösteriyordu. Bizler o yanıyla bugün 1 Kasım seçim sonuçlarını değerlendirirken, Türkiye siyasetinin 5 ay boyunca sürüklendiği anormal koşullardan bağımsız bir değerlendirme yapamıyoruz ne yazık ki. Ne oldu bu 5 ay içerisinde? 7 Haziran seçim sonuçlarının hemen arkasından siyasi iktidar ve saray merkezli olarak Türkiye siyasetindeki gerilim tırmandırıldı. Kutuplaşma ve çatışma siyaseti yeniden sivrilerek ve keskinleşerek Türkiye halklarının karşısına çıkarıldı. Elbette ki 1 Kasım seçimlerini önceleyen bu 5 aylık süre içerisinde bugün meclis tablosuna yansıyan, meclisteki temsiliyet tablosuna yansıyan 4 parti içerisinde en zorlu koşulları, en zorlu süreci, en zorlu seçim çalışması yolculuğunu yapan partimiz oldu. Halkların Demokratik Partisi oldu. O nedenle bizler açısından, bütün Türkiye açısından olduğu gibi daha fazla bizler açısından 7 Haziran'dan sonraki bu 5 aylık süreç çok olağan dışı ve eşitsizlik, adaletsizlik koşullarında bir seçim çalışması yaptığımız dönem oldu. 7 Haziran'da da aslında Halkların Demokratik Partisi çok ciddi ayrımcılık, baskı ve siyasi kuşatma içerisinde bir çalışma yürütmüştü. Ne var ki 1 Kasım seçimleri arifesinde bu baskılar ve ayrımcılık azalmadığı gibi misliyle arttı ve fazlalaştı. Her yerde sayısız zorluğun ve kuşatmanın içerisinde adeta rüzgara karşı yürüyerek bir seçim çalışması yürütmek durumunda kaldık. Ben bu sürenin çok özet bir bilançosunu sizlerle paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. Geride bıraktığımız 5 aylık süre içerisinde yaşanan çatışma ve katliamlar sonucunda 258 sivil yurttaşımız yaşamını kaybetti. Bunların 33'ü çocuktu. Önemli bir bölümü yaşamını yitiren yurttaşlarımızın çatışmaların yaşandığı Kürt illerinde idi. Ve yine bu süre içerisinde Suruç katliamı başta olmak üzere Ankara katliamında 100'ün üzerinde sivil yurttaşımız yaşamını yitirdi. Sadece bu katliamlar ve ölümler değil, aynı zamanda parti örgütlerimize, parti binalarımıza, parti yöneticilerimize dönük oldukça ciddi bir saldırı ve operasyon sürecinin ortasında bu çalışmayı yürütmek durumunda kaldık. Bu süre içerisinde 500'e yakın parti üye ve yöneticimiz tutuklandı ve yine bu süre içerisinde 190 parti binamız basıldı, yakıldı ve insanlarımız linç tehlikesiyle, linç saldırılarıyla karşı karşıya kaldı. Bunların her birisi seçim arifesinde ortamı germeyi hedefleyen ve gerilimden, çatışmadan ve bu artan linç ortamından yararlanmayı siyasi olarak uman iktidarın ortaya koyduğu bir siyasi yönetim tarzını ve tutumunu ifade ediyordu, özetliyordu. Bu zor koşullar içerisinde partimizin bugün mecliste 3. parti olarak 1 Kasım seçim çalışmasını, sürecini tamamlamış olması bu zorluğa karşı yürüyenlerin başarısıdır öncelikle. Bunu ifade etmek istiyorum. Halkların Demokratik Partisi'ne oy verenler, Halkların Demokratik Partisi ile birlikte seçim çalışması yürütenler karanlıkları yara yara bu başarıyı elde etmişlerdir. Türkiye'de siyasi iktidar, saray ve AKP iktidarı 7 Haziran öncesinden bu yana bir amaca ulaşmak istiyor.
HDP'yi baraj altına itmek ve 7 Haziran seçimlerinden bugüne seçim kampanyasını AKP adeta tek başına bize karşı yürüttü. HDP'nin hedef tahtasına oturtulduğu, HDP'nin baraj altına çekilmeye uğraşıldığı bir seçim kampanyası, seçim çalışması yürüttü. Ve devletin bütün olanaklarıyla ve kurumlarıyla, kendilerinin sahip olduğu bütün birikim ve kurumlarla, olanaklarla bu çalışmayı yürüttü. Eşitsizler arasındaki mücadelenin en keskin ve en sivri örneklerini yaşadığımız bir dönem oldu. İşte böyle zorlu bir dönem içerisinde bizlerle birlikte çalışanlar, bizlerle birlikte umudun yolunda yürüyenler bu karanlığı yara yara ve bu rüzgara karşı ısrarla, inatla yürümeye devam ederek Halkların Demokratik Partisi'nin, yani umudun barajı aşmasını sağladılar. Partimiz açısından baktığımızda 7 Haziran seçim sonuçlarıyla kıyaslandığında bir gerileme olduğu açık. Bu gerilemenin bütün boyutlarıyla, nedenlerini, bizden kaynaklanan nedenlerini, genel siyasi ortamdan kaynaklanan nedenlerini şüphesiz ki yetkili parti organlarımızda, parti kolektifimizde kapsamlı olarak tartışacağız, ele alacağız. Bize düşen, bizim sorumluluklarımızın öz eleştirel değerlendirmesini yine hassasiyetle yapacağız. Ama şunu çok net bir biçimde ifade etmeliyim. Bu kadar zor bir yolculuk, bu kadar zorlu bir yürüyüş içerisinde bu halklarımızın inadına elde ettiği başarıdır. Çok yoğun bir ablukanın ve kuşatmanın altında HDP'ye oy vermenin bile kelleyi koltuğa almak anlamına geldiği böyle keskin koşullar içerisinde partimizin %10 barajının üstünde bir başarı elde etmesi de elbette ki halklarımızın barış ve demokrasi çizgisinde ısrar edenlerin başarısıdır. Bizler Türkiye toplumunun 1 Kasım seçimlerinde ortaya çıkan sonuçla umudunu koruduğunu, geleceğe olan inancını kaybetmediğini ve 59 milletvekiliyle %10,5'luk bir oy oranı ve temsiliyetiyle bu umudu ve demokratik gelişim dinamiğini yükseltmeye dair inancını ortaya koyduğunu görüyoruz ve ifade ediyoruz. Ve bizlere inanan herkese çok teşekkür ediyoruz. Kendine inanan herkese çok teşekkür ediyoruz. Halklarımızın öz gücüne inananlara, dayananlara çok teşekkür ediyoruz ve kutluyoruz. Bugün hala sandık başlarında bulunan müşahitlerimize, sandık kurulu görevlilerimize ve her bir mahallede, ilde, ilçede çalışmaya devam eden ve ortaya çıkan bu sonucu daha da büyütmek, geleceğe taşımak için kararlılığını koruyan bütün yurttaşlarımıza, halkımıza, dostlarımıza buradan selamlarımızı iletiyoruz. Bu süre içerisinde seçim çalışmasını yürüttüğümüz dönem içerisinde yitirdiğimiz tüm canlarımızı bir kere daha saygıyla ve minnetle anıyoruz. Ankara katliamında kaybettiğimiz 102 barış sevdalısını, barış gönüllüsünü bu vesileyle bir kere daha anıyoruz. Ve onların barış isteğini, onların demokratik siyaset özlemini başarıya ulaştıracağımıza dair söz veriyoruz. Bu süre içerisinde bizlere destek veren bütün ittifak güçlerimize, bağımsız sivil demokratik kuruluşlara, sandık güvenliğini alan ve demokratik sorumluluk gören, bu demokratik sorumluluğu yerine getirme gayretini sergileyen herkese, çalışmamızın en önünde yer alan bulunan kadınlara, gençlere ve bütün parti emekçilerimize, bu çalışmanın emekçilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Partimiz umudun, yeni yaşama inancın ve 1 Kasım'dan sonra en kararlı demokratik muhalefetin merkezi olmaya devam edecek. Birlikte yürüyeceğimiz ve kararlıca yürüyeceğimiz yolumuz var. Ve biz yine 1 Kasım öncesinde dediğimiz gibi inadına barış diyoruz. İnadına demokrasi, inadına eşitlik, adalet ve HDP diyoruz. Tekrar bütün Türkiye halklarına 1 Kasım seçim sonuçları hayırlı olsun. Teşekkürler.
Değerli arkadaşlar, aslında Figen Hanım partimizin genel yaklaşımlarını ifade etti. Ben de öncelikle bütün halkımıza, ülkeye hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yüksek bir katılım olması elbette ki çok sevindirici. Türkiye toplumunun sandık başına giderek geleceğini belirleme konusunda ortaya koyduğu irade son derece saygındır. Bütün seçmenlere, hangi partiye oy vermiş olursa olsun, sandığa gittikleri için ben de Halkların Demokratik Partisi adına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. En nihayetinde bizler seçmenin ortaya koyduğu iradeye sonuna kadar hep saygılı olduk, saygı duyduk. Herkesten de bu saygıyı bekledik. Dolayısıyla seçmenlerimizin her birinin her oyu ayrı ayrı kıymetlidir. Ve bugün Türkiye siyasetini, yeni parlamentoyu şekillendirmiş iradesi de o derece saygındır. Ancak Figen Hanım'ın da ifade ettiği gibi ortada özgür, adil, eşit bir seçim yoktur. Kimse kusura bakmasın ama biz Kızıl Kıyamet'in içerisinden hiç kampanya yürütmeden %11'e yakın oy aldık. Hiç kampanya yürütmedi HDP, yürütemedi. Sadece katliamlara karşı halkımızı korumaya çalıştık. Gençlerimizi korumaya çalıştık. Saldırılara karşı tek bir insanımızın dahi artık canına tırnağına zarar gelmesin diye büyük bir katliam politikasına karşı biz sadece insanlarımızı korumaya çalıştık. Aldığımız %11'e yakın oy kampanya sonucunda ortaya çıkmış bir başarı değil. Kararlı, inançlı, bütün bu saldırılara karşı onurlu, dik bir duruş sonucunda partimizin etrafında kenetlenmiş halkların oyudur. Eğer ki bu saldırı, bu katliam politikası başka bir partiye bu derece yoğun uygulanmış olsaydı, ki Allah göstermesin, hiçbir partiye böylesi bir durumu Allah göstermesin, ama bugün silinmiş olurdu siyaset sahnesinde. Açık yüreklilikle söylüyorum, silinmiş olurdu. Biz bu katliam politikası karşısında yanımızda duran ve bizi parlamentoda 3. Büyük Muhalefet Partisi olarak onurlandıran herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Öncelikle yitirdiğimiz canlara minnet borcumuzu ifade ediyoruz. Bir kez daha hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bütün ailelerine, yakınlarına, halkımıza, sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Ortada HDP'nin büyük bir zaferi vardır. Evet, 1 milyon oy kaybettik. Evet, 7 Haziran'dan bu yana seçmen sayımızda azalma oldu. Ama biz bütün bu katliam politikalarına karşı, faşizme karşı dimdik durmayı başarmış bir partiyiz. Bu akşam da böyle halkımızın huzuruna çıkıyoruz. Değerli kardeşlerim, evet, yeni dönem parlamentosu şüphesiz ki önünde büyük sorunlarla, çözüm bekleyen devasa problemlerle göreve başlayacak. Bizler parlamentoda olduğumuz her dönem her doğrunun yanında, her yanlışın karşısında olduk. Aynı anlayışla, ilkelerimiz çerçevesinde yeni dönemde hükümetin yapacağı her doğrunun yanında yapacağı her yanlışın, halklarımıza karşı ortaya koyacağı her baskının ve zulmün karşısında olacağız. Türkiye toplumu bugün bir partinin aldığı %50 oya yakın bir sonuca rağmen bir bayram havasıyla, bayram şöleniyle seçim sonuçlarını karşılamıyor. Neden? Çünkü toplumun çok önemli bir kısmı kaygı içindedir. Mevcut durumda iktidarın daha ne kadar çılgınlaşabileceği konusunda herkes büyük bir kaygı içerisindedir. Yine inanarak ifade ediyorum. Hiç kimsenin korkmasına, kaygılanmasına gerek yok. Biz varız. Hep birlikte bu ülkenin aydınlık geleceği için dik durmaya, direnmeye devam edeceğiz. Gücümüz meşruluğumuzdan, haklılığımızdan kaynaklıdır. Seçim sonuçları 3 aşağı 5 yukarı azalabilir, artabilir. Ama bizler haklılığımızdan ve meşruluğumuzdan, durduğumuz noktanın doğruluğundan ve buna inanarak ileriye doğru attığımız hiçbir adımdan geri adım atmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. Herkes bundan emin olmalıdır. Yine değerli arkadaşlar, bizler
parlamentoda önümüzdeki dönemde yeni anayasa özgürlükçü, sivil bir demokratik reform ve barış çözüm konusunda ilkeli duruşumuzu sürdüreceğiz. Bu konuda çaba sarf eden ve ilkelerimize yakın uygun gördüğümüz politikalarla halkımızın beklentisi olan bütün sorunların çözümü konusunda yapıcı bir muhalefet sergileyeceğiz. Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olarak, parlamentonun üçüncü büyük grubu olarak da halkın her türlü sorununun çözümü konusunda canla başla çabalayacağız, koşturacağız. Gerek Türkiye içerisinde, gerek dışarıda yaşadığımız her türlü sorun aynı zamanda HDP'nin sorunudur. Bize oy vermiş her yurttaşımız barış içerisinde birlikte özgür bir yaşamın teminatı olarak bizlere o emaneti teslim etmiştir. Ve bizler vekiller olarak asillerin, yani bize oy veren halkın bu iradesini asla ezdirmeyeceğiz. Geçmiş dönemde 22 milletvekiliyle 2007'de parlamentoya girdiğimizde en net muhalefeti, en kararlı duruşu gösterdik. Yıllarca 22 milletvekilimizle o dönem AKP'nin milletvekili sayısı bugünkünden fazla olmasına rağmen çok kararlı bir muhalefetle halkımızın sesi soluğu olduk. Bugün çok şükür parlamentonun üçüncü büyük grubu olarak bu görevimizi sürdüreceğiz. Dolayısıyla yeni yaşamda ısrarımız ve yürüyüşümüz hiçbir şekilde yara almadan devam edecektir. Önümüzdeki günlerde partimizin bütün yetkili kurullarını toplayacağız. Parti meclisimiz, merkez yürütme kurulumuz, il eş başkanlarımızla kapsamlı değerlendirmeler yapacağız. HDP'nin büyük yürüyüşünü, büyük insanlığa doğru yürüyüşünü aksatan hangi yönümüz varsa cesaretle üstüne gideceğiz. Bunları tamamlayacağız ve 2019 seçimlerine, ki Türkiye'nin önüne olağanüstü bir durumla yeni bir seçim gelmezse 2019 seçimlerine HDP'yi çok daha güçlü, hazırlıklı bir parti olarak taşıyacağız. Ama bizim için sadece parlamento mücadele alanı değildir. İş yerleri, tarlalar, meydanlar, alanlar, her yer mücadele alanıdır. Bugün 60 milletvekilimizle parlamentoda bütün ezilenlerin temsiliyetini layıkıyla yerine getireceğiz. Ama aynı zamanda bizler bütün çalışanların, emekçilerin, işçilerin, köylülerin, çiftçilerin, öğrencilerin, kadınların, gençlerin yaşadıkları her yerde bütün sorunlarını kendi alanında çözme konusunda da parlamento dışı mücadeleyi de, özgürlük ve demokrasi mücadelesini de büyüterek sürdüreceğiz. Hiç kimsenin yılgınlığa kapılmasına gerek yok. Türkiye bir en niyetinde seçimden geçmiştir. Sonuçlarını kapsamlı bir şekilde önümüzdeki dönemde sandık sandık tekrar değerlendireceğiz. Ve bize bu katliamı dayatıp katliam politikaları üzerinden kendini var eden siyaset anlayışını Türkiye'de halklarımız mahkum etsin diye biz barış politikamızda ısrarlı olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma, Figen Hanım'ın ifade ettiği gibi, tek tek teşekkür ediyorum. Yurt içinden, yurt dışından kampanyamıza destek olan, canla başla, gönüllü olarak, aç susuz çoğu zaman kampanyamızın çalışmasını yürüten, fedakarca inanarak gece gündüz demeden koşturan bütün arkadaşlarımıza, gençlere, kadınlara çok teşekkür ediyoruz. Kampanyamızın öncülüğünü onlar yaptılar. Bugünkü zafer, elde ettiğimiz sonuç onların sonucudur. Yoksa bizim yürüttüğümüz kampanyanın değildir. Doğrudan halk öz gücünün neler yapabileceğini gösterdik. Devasa bir güce karşı, bir ahtapota karşı sınırsız zorbalık, maddi imkan ve devlet gücünü kullanan bir zorba anlayışa karşı barajın üstünde kalmayı başardık. Bu sizlerin, yani direnenlerin başarısı ve eseridir. Temel amaçları hileyle de olsa bizi barajın altında bırakmaktı. Sandığa sahip çıkan müşahit, sandık görevlisi, avukat olarak, gönüllü olarak bütün bu çalışmaları yürüten, koordine eden bütün arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Son olarak yine bu dönem içerisinde yitirdiğimiz bütün canlarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız, onların tek biri yaşamını yitirmeseydi ve bugün biz baraj altında kalmış olsaydık, bu bizim için belki daha evlaydı, tercih ederdik. Onların tek birinin canı bizim partimizin bütün oylarından daha azizdir. Onları minnetle anıyoruz ve onlara verdiğimiz söz neyse ondan geri adım atmadan,
onların mezarlarında rahat uyuyacağı özgürlük ve demokrasi mücadelesini kaldığımız yerden yükselterek devam ettireceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bütün ülkemize tekrar hayırlı uğurlu olsun. Kapsamlı değerlendirmelerimizi birkaç gün içerisinde parti yetkili kurullarımız toplantısını bitirdiğinde sizlerle paylaşacağız arkadaşlar.